بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> <laughs> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> رب اشرح لسدري ويسير لأمري واحلل <سؤال> عقدة من لساني يفقح قولي حمد olsun آلمlerin رب olan يجا الله O Allah تكتر Ondan başka ilah yoktur Bizler hepimiz ona ibadet ederiz ve sadece ondan yardım dileriz. Korkmamız gereken sadece odur. Kendisi buyurmuştur, insanlardan korkmayın, benden korkun. Çünkü hesap günü, kıyamet günü bizleri mükafatlandıracak olan da odur, bizleri cezalandıracak olan da odur. Onun gücü her şeye yeter. Ama onun dışında olan diğer mahlukların hiçbirinin gücü her şeye yetmez. Allah'ın salatı ve selamı bütün peygamberlere, bütün enbiyalara ve özellikle son peygamber olan Hazreti Muhammed'e ve onun pak ehli beytinin üzerine olsun. Ve yine Allah'ın salatı ve selamı onları seven, Onların takipçilerinin üzerine olsun. Konumuz diye hükmüdür. Diyenin tarifini geçen bölümde yaptık. Ee, yine tarifini önce yapalım ve daha sonra konumuza devam edelim. Öyle ki bugün eğer bir bayanın karnındaki çocuğu düşürürsek ne yapmamız gerekir? Ne kadar diye ödememiz gerekir? Bunu anlatacağız diye tarif olarak dedik ki bir şahsı öldürürse eğer birisi onun varislerine ödemesi gereken belli bir ücrettir. Veya bir şahsı yaralarsa, bir şahsın bedeninden herhangi bir parçasını koparırsa yine o katilin, o caninin o şahsa belli bir miktar ödediği mal veya paradır. Onları zaten geçen bölümde saydık işte devedir, inekdir, altın paradır. Bunlardan birini seçer. Bugün eğer bir insan hamile bir bayana örneğin bir tane vurarak veya herhangi bir çeşitte onun çocuğunun düşürmesine, o çocuğun düşmesine, hamile bayanın çocuğunun düşmesine sebep olacak herhangi bir, bir şey yaparsa ödeyeceği diye miktarını anlatacağız. Aynı şekilde şunu baştan söyleyeyim. Bayanın kendisi de eğer kendi evladını düşürürse bu söyleyeceğimiz diye miktarını o evladının varislerine vermesi gerekir. Bir çocuğun varisi kimdir? Örneğin babasıdır. Babası eğer yaşamıyorsa işte annesi zaten kendisi bu işi eğer yapmışsa diğer ikinci kısım mesela kardeşleri varsa o bayanın kendi diğer o ölen çocuğun diğer kardeşlerine diye ödemesi gerekir. Yani hamile bir bayan da çocuğunu eğer bilerek düşürürse ödemesi gereken miktar aynıdır. Veya başka bir şahıs başka birisi Bayanın çocuğunun hamile bayanın çocuğunun düşmesine sebep olursa yine bu diyeyi bu miktarda ödemelidir. Peki bu ne kadardır miktarı? Bu çocuğun anne karnındaki büyüklük veya küçüklük e, durumuna göre, hangi ayda olduğuna göre diyenin farkı değişmektedir. Bayan eğer daha yeni hamile ise daha çocuk nutfe halinde anne karnında bu durumda 20 miskal diye ödenmesi gerekir eğer düşürülürse çocuk eğer kan pıhtısı şeklinde ise 40 miskal diye ödenir çocuk eğer et parçası haline gelmişse 60 miskal diye ödenir çocuk kemik haline kemikleri oluşmuşsa 80 miskal diye ödenir ve son olarak çocuğun hem kemiği hem de kemikler üzerinde et varsa 100 miskal diye ödenir ancak bu çocuğun daha ruhunun bedenine üflenmediği zamanlardadır. Eğer çocuğun bedenine ruh üflenirse yani artık canlanmış Doktorlar o süreyi daha iyi bilir de bildiğim kadarıyla 4 aylık çocuklarda artık ruh verilir. Çocuğun eğer bedeninde ruhu varsa erkek çocuksa 1000 miskal diye ödenir. Yok kız çocuksa 500 miskal diye ödenmesi gerekir. Bu diyeler dediğimiz gibi eğer hamile bayana başka biri tarafından kocası olabilir yabancı bir insan olabilir. Başka bir adam o çocuğun düşmesine sebep olmuşsa o diyeyi getirir, o bayanın yani o düşen çocuğun varislerine verir. Bu nedir? Babasıdır, annesidir, akraba o kardeşleridir. Yok eğer bayanın kendisi bunu yapmışsa yine o ölen çocuğun, o düşürülen çocuğun varislerine onu vermesi gerekir. Elbette burada bizim miskalden kastımız şer'i miskaldir ve normal pazarda, çarşıda pazarda olan miskalin 5'te 4'ü kadardır. Yani normal miskalden biraz azdır. İnsanların eğer bedeninden parça bir uzuv koparılırsa onların da diyesi vardır. Her bir parçanın ayrı bir diyesi vardır. Bunlar fıkıh kitaplarında dilerseniz gidip bakabilirsiniz. Ancak biz bugün burada insanların bazı uzuvları vardır, bazı bedenindeki organlar. Eğer bunlar koparılırsa bir o insana, o uzvu kopan insana bir insanı öldürme diyesi ödenmesi gerekir. Burada bunları anlatacağız. Yani illa da yüz deve vermen için bir şahsı öldürmen gerekmez. Söyleyeceğimiz burada yaklaşık 16 tane durumda da şahsa sanki onu öldürmüş gibi o miktarda diye ödememiz gerekir. Eğer bir şahsın iki gözünü de çıkarırsa birisi, iki gözünü de kör ederse, o gözlerini çıkardığı şahsa bir insan öldürmüş miktarda diye ödemesi gerekir. Bu da neydi? Dedik ki işte ya yüzde vedir ya iki yüz inektir veyahut da işte bin tane koyundur. Bunların hepsini saymıştık. İki gözün dışında eğer şahsın burnunu, burun biliyorsunuz iki delikten oluşur. Her ikisini de olmak üzere eğer bir insan bir diğer başkasının burnunu o şekilde keserse veya işlevden düşürürse bu şahsın da yine normal bir insanın diyesini ona ödemesi gerekir. İki kulağı, iki gözü dedik, burnu dedik. Eğer bir şahsın iki kulağını birisi koparırsa veya iki kulağını da artık işlemez bir hale getirirse, adamın kulakları artık çalışmıyor, duymuyor. Bu durumda da bir insan öldürme diyesi şahsa ödemelidir. Şahsın iki dudağını keserse birisi, iki dudağını da keserse tam bir insan öldürme diyesi o şahsa ödenmelidir. Yine çalışan bir dil, konuşan bir dil, safa sağlam. Sağlam bir dili insan keserse başka birinin dilini burada da sanki bir insanı öldürmüş gibi o şahsa o miktarda diye ödenmelidir. Dişlerin tamamını sökersen başkasının, bu saydıklarımız olmuş olaylar, insanların birbirine yapmış olduğu zulümlerdir. Yani bunlar yapılacak şeyler değil ama insanların bazıları yapıyor maalesef. İslam dini işte icra edildiğinde bu şekildedir. Eğer sen bir insanın dişlerini sökersen, sanki bir insanı öldürmüş gibi ona ya 100 deve veya 200 sığır, və ya 1000 dinar, 10000 dirhem və ya da bunlardan müəqqəq verməli gəkir. Bir şəxs başqa bir şəxsin əgər iki əllərini də kesərsə, iki əlini də kesərsə, sanki bir insanı öldürmüş kimi ona diye verməsi gəkir. Aynı şəkildə, əgər iki əllərini kəsmək deyil də de, əllərindəki parmaqların tamamını bir insan kesərsə başqa birinin və ya hottda ayak parmaklarının tamamını keserse, bakın sadece ayak parmaklarını 10 tanesini de keserse veyahut da sadece el parmaklarının 10 tanesini de keserse, burada da bir şahsı öldürmüş gibi diye vermesi gerekir. Bir insanın belini kırmak yine aynı şekilde Veyahut da omuriliğini kesmek veya insanın sırtını, bel kısmı değil de sırttan, üst taraftan o kemiği, yine aynı bel kemiğini üst taraftan kırarsa, omuriliğine zarar vermese dahi yine de bir şahıs öldürmüş gibi diyesini vermelidir. Omuriliği de eğer sadece omuriliği keserse bile bir şahsı öldürmüş gibi o şahsa, diye ödemesi gerekir. Ve yine bir insan e, başka birinin ayaklarını keserse, koparırsa tam bir diye öder. Veyahut da göğsün şuradaki boynun altında iki tane kemik vardır. Göğsün üst tarafında, boynun hemen altında iki kemik. Bu iki kemiği de kırarsa bir şahıs, başkasının yani o iki kemiğini kırarsa tam bir diye ödemelidir sanki onu öldürmüş gibi ona o miktarda diye vermesi gerekir. Birisi başka birinin saçını sakalını yolarsa işkence olsun diye tarihte bazı insanlara bunu yapmışlar. Saçını sakalını yolarsa bir daha çıkmayacak şekilde yolmuşsa o insanı öldürmüş gibi tam bir diye vermelidir. Aynı şekilde eğer kipriklerine şu kipriklerin tamamını yolarsa bir insan başkasının ve o da bir daha çıkmazsa yine aynı şekilde vacip ihtiyat gereği burada ona da tam bir diye vermelidir. Genel bir hüküm vardır. İnsanların azaları, çift olan azalarının diyesi tam bir diyedir. Sanki bir insanı öldürmüş gibidir. Yani iki kolu, iki gözü, iki dudağı, iki kulağı. Bunların her ikisini de bir insan başka bir insanın her ikisini de kestiği, kopardığı takdirde o insanı öldürmüş gibi diye vermelidir. Ve onlardan eğer birini koparırsa, iki çift olan organlarımızdan birisini koparırsa o zaman da o şahsa yarım diye ödemesi gerekir. Bugünkü konumuzu burada sonlandırıyoruz. İnşallah bir dahaki programda tekrar bir arada olmak dileğiyle. Yüce Allah emanet ediyorum. جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم <سؤال> املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة وَغْضُ أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد اسماعنا عن اللغو والغيبه برحمتك يا ارحم الراحمين